Evet sevgili arkadaşlar, konumuza devam ediyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Ama ben hiç savaşı görmedim şu an. Bir sürü cephe vardı. Onlar ne Evet, oldu? şimdi savaşta Mustafa Kemal'in askerlik hayatını anlatırken bu savaşın cephelerini de anlattık. Dolayısıyla da tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmış olmamak adına arkadaşlarımızın, sevgili öğrencilerimizin oraya dönüp yine cephelere bakmalarını tavsiye Hemen ediyoruz. bir açıklamayı yapalım o zaman. Bu normalde kitapta cepheler tekrar anlatılıyor. Öyle mi? Evet, yine aynı Ha. şeyler Ama veriliyor. biz bir hangi bir ilk ünitede anlatmıştık onları. Birinci Tamam. ünitenin Mustafa Kemal askerlik hayatı kısmında Kısmında anlattık. bakınız lütfen diyelim. Peki. Biz başka ünitelerde de anlattık bunu. Başka sınıflarda da anlattık. Ben 8. hatırlıyorum. sınıfta anlattık 8. bile. sınıfta da anlattık. Hatta 10. sınıfta yine son ünitede bahsi geçecek yani tekrar tekrar. Yine şöyle kısaca şundan bahsedeyim. Cephelerde Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri görüyoruz biz. Yani bütün Avrupalı devletlerin savaştığı Avrupa'daki tüm cepheleri görmüyoruz. Bir sürü cephe vardır ya. Yani dolayısıyla Osmanlı'nın savaştığı cephelerde üçe ayrılıyordu. Savunma, saldırı ve müttefiklere yardım. İşte savunma cepheleri bize saldıranlardan korunmaya çalışmış. Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen, Çanakkale cepheleri. Saldırı cepheleri ise Kafkas ve Kanal cepheleriydi. Bir de müttefiklere yardım demiştik. O da Galicia ve Romanya cepheleriydi. Yani aklımızın bir köşesinde yine kalsın. Bunlar da savaşıldıktan sonra başımıza hem bizim hem de dünyadaki diğer devletlerin başına neler geldi? Şimdi ona bakmış oluyoruz. Öncelikle savaş ittifak devletlerinin aleyhine sonuçlandı. İttifak bloğu yenildi. Yani kimler yenildi? Almanya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan yenildi. Dolayısıyla da İtilaf devletleri çok mutlu. Fakat İtilaf devletlerinden Rusya savaş devam ederken savaştan çekilmişti. Nasıl çekilmişti? Bolşevik ihtilali dediğimiz ya da Ekim devrimi adıyla bilinen bir devrim gerçekleşmişti. Çarlık Rusyası yıkılıp yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşturulmuştu. Dolayısıyla da Bolşevik ihtilaliyle Rusya savaştan çekilince İtilaf devletleri Rusya kadar güçlü bir yandaş bulamadığı için başka devletlerden yardım almayı tercih etmişti. Fakat Rusya savaştan çekilince Osmanlı ile arasında iyi tutmaya çalışacak. Çünkü yeni kurulan bir devlet ve sınırdaşlar. Ama Rusya'nın yerine öyle bir rol, öyle bir aktör giriyor ki savaşa. Amerika Birleşik Devletleri, onun silah sanayi zaten gelişmiş. Uzun yıllardan beri savaşan bu devletler gibi savaşa dahil olmadığı için ekonomik kaybı yok. Ölen askeri yok. Yani her anlamda savaştaki zaten güçlü olan devletlere kıyasla bile zaten en güçlüsü o. Dolayısıyla Rusya'nın yerini Amerika alacak. Fakat Amerika ben barış getirmek üzere, bu savaşı bitirmek üzere savaşa dahil oluyorum diyecek ki bir anlamda da mecbur kaldığı için savaşa girecek. Çünkü Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş başladığından beri İngiltere'ye, Fransa'ya yani İtilaf devletlerine silah sattığını duymuş. Yani onlara silah satıyorsan bize de silah satmalısın diyor. Satmayacağını da biliyor. O yüzden çok kızıyor Amerika'ya. Gidip Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde sivil halkının da bulunduğu ticaret gemilerini bombalıyor. Amerika için insan önemli. Diyorlar ki sen bizim gemimizi bombalarsan biz de sana savaş açıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Almanya'nın yaptığı harekete karşılık vermek üzere İtilaf devletlerinin yanında savaşa girdi. O zamanki Amerikan hükümeti kendi halkının tepkisinden korktuğu için mi böyle bir karar alıyor Yok, peki? yine devam edeceğini düşünüyor Devam Almanya'nın. edecek peki mesela şöyle diyebilir miyiz yani o anda Amerikalılar rahat. Hiçbir sıkıntı yok. Silah satılıyor ama bir yandan da. Fakat halk bunu bilmiyor. Yani Doğru mu kısmen düşünüyorum? evet. Ancak ondan sonra bu olaylar açığa çıkınca Almanya bunu dile getiriyor. Çünkü sizin işte hükümetiniz buraya silah satıyordu. O yüzden biz de böyle yaptık. Evet. Dolayısıyla halkın da liderlerine karşı bir kışkırtılması, Güvensizlik. güvensizlik durumu da ortaya çıkıyor, değil mi? Evet. Yani halk böyle bir şeyden rahatsız. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halkın büyük çoğunluğu barış taraftarı. Ayrıca Amerika'nın şöyle bir durumu da var. Monroe doktrini bir Monroe doktrini diye bir doktrinleri var. Yani infirat politikası diye de bilinir. Amerika kendi ülkesi dışındaki kıtalarda yer alan hiçbir ülkenin hiçbir politikasına karışmama kararı alır. Çok Yalnızlık politikası. enteresan. Hiç de öyle Yalnızlık. değilmiş gibi gözüküyor ama. Fakat işte buradan da anlaşıldığı gibi o silah satmasından bile anlaşıldığı gibi o politika
hep içeride uygulanıyormuş gibi gözükür ama dışarıda uygulanmaz. Şimdi Mozambik'in böyle bir politikası var mısınız? Kabul ederim. Gerçekten hiç etkisini duymuyoruz ama Amerika'nın böyle bir politikası biraz şey kalıyor. Garip. İnandırıcı olmuyor. İnandırıcı olmuyor. Evet. İşte o da olmamış, savaşa girmiş. Bu arada işte savaş devam ederken Amerika'nın savaşa girmesi hem itilaf hem ittifak bloğu adına bütün dengeyi değiştiriyor. Hı hı. Ben savaşı bitirmeye geldim. En güçlü devlet benim. Hadi bakalım bana karşı koyun diyor. Ve kimse karşı koyamayacağı için Amerika ne derse savaşı kazanan tarafta, kaybeden tarafta asla reddetmiyor ve kabul ediyor. Ne diyecek peki Amerika Birleşik Devletleri? Bir kere Wilson ilkelerini yayınlayacak. O dönemde Amerikan Başkanı Woodrow Wilson, Wilson ilkelerinde yenen devletler yenilenlerden savaş tazminatı almayacak, işte barış gelecek, toprak alınmayacak gibi hani bazı maddeler koyuyor. Tabii yenilenlerin de işine geldiği için kimse ses çıkartmıyor. Yenenler neden kabul ediyor? Yenenler de Amerika'yı karşısına almayı göze alamıyor. Yani. Aslında Amerika burada yine barış getirdik diyor ama Wilson ilkeleriyle sanki yenen kısımların güçlenmesini istemediği için böyle bir karar alıyor. Benden daha güçlü bir devlet olmasın. Olmasın diyor. Yani madem şu an en güçlü benim. Aa lütfen kavga etme. Bu zamana kadar savaş bir şeydim ama artık lütfen. En çok ben alacağım da alttan alta demiş oluyor. Bundan zaten bahsetmiş olduğumuz için yani Bulgaristan böyle bir aktör karşısında çok dayanabilecek bir güç değil. Şimdi İngiltere en önemli rakibi olan Almanya'nın yenilmesiyle savaştan en karlı çıkan devlet diyoruz. Ama yani görünen, yoksa en karlı tabii ki Amerika çıkacak. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı toprak kaybediyor. Sözde Wilson ilkelerine göre kaybetmemesi lazım ama daha sonradan yapılacak barış antlaşmalarında veya ateşkes antlaşmalarında bu toprak kayıpları öngörülüyor. Orta Doğu ve Avrupa'da tabii ki yönetim anlamında dengeler bozuluyor. Otorite boşluğunu da kim doldurmaya çalışacak? Sömürgeci devletler. Biz buraya barış getiriyoruz sloganıyla gelip o otorite boşluğunu dolduracaklar. Dünya ne kadar tiksinmiş bu laftan değil mi? Barış. Getirdik. Kimse inanmıyor artık böyle bir şeye. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti, yani diğer adıyla Cemiyeti Akvam oluşturuluyor. Fakat Cemiyeti Akvam'da etkili olan devletler İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya'nın, Yunanistan'ın da çoğu isteğini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Demokratik rejimler ön plana çıkıyor. Yani artık tek kişilik yönetim değil, işte meclisin olduğu, seçimle ortaya çıkan yönetimler olmalı. İşte biz buraya demokrasi getiriyoruz anlayışının daha sonradan geleceği yönetimler. Sömürgeciliğin yerini, bakın biz sizi koruyoruzculuk, yani manda ve himayecilik aldı. Biz sizi himaye ediyoruz aldı. İlk kez bu savaşta kimyasal silahlar, denizaltı ve tank kullanılıyor. Hani savaş sanayide gelişti demiştik ya, işte boş durmayıp tank ürettiler, denizaltı ürettiler. Bu savaş sırasında batan denizaltılardan bazıları hala enkaz denizin halinde altında. Denizin içinde. Savaş sonrasında imzalanan barış antlaşmaları istenilen barışı getirmediği için bu anlaşmaların sonuçları veya bir süreden sonra uygulanmayışı İkinci Dünya Savaşı'na neden oluyor. Yani Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'na neden oluyor. Hani akıllanmıyor kimse. Onun haricinde yine iki ileri bir geri devam ediyoruz. Onun haricinde uçak savar gibi aletler de kullanılıyor. Yani uçak tamam yine yeni bulundu ama uçak savarın kullanılması da ilginç. Yani uçağı bulan buna karşı yarın öbür gün bunlar da uçak bulur, ben bunun savunmasını da yapayım diye. Kendi kendine ürettiği şeyin karşılığına gelecek, denk gelecek şey de üretmeye çalışıyor. Yani bir şey sıralaması var burada. Saldırmayı yapıyorsam savunma için de bir sanayi üretmeliyim. Yani hem silah sanayi hem savunma sanayinin aynı dönemlerde gelişmeye başladığını söyleyebiliyoruz. Bu arada sunu var bitmiş, o yüzden başladım. Evet.